Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle elektrikli çay semaveri tamir işlemini gerçekleştireceğiz. Semaverimizin alt tarafında bir tane vida var. Onu söküyoruz arkadaşlar. Tornavida yardımıyla kapağı alıyoruz ve incelemeye başlıyoruz. Burada daha önceden bir elden geçmiş bu makine. İkaz lambasının olduğu soketleri sökmüşler arkadaşlar. Usta iyi bir ustaymış, malzeme arttırmış. Yani elektrikli ürünlerde malzeme arttırmak çok tehlike uyandıracak bir şey. Ama arkadaş arttırmış bu parçayı. Genelde bu ürünler rezistanstan arıza verir. Rezistansı sökeceğiz arkadaşlar. Rezistansı 3 tane vida tutuyor, somun tutuyor. Sökmek biraz uğraştırıyor ama bunu almamız gerekiyor. Ürün elime geçtiğinde arızanın tespiti için direkt elektriğe taktım arkadaşlar. Dış yüzeyde de elektrik vardı. Yani temas halinde elektrik çarpardı. Rezistansımızı çıkarttık arkadaşlar. Yani incelememde bir de şunu tespit ettim. Toprak ucu bağlı değildi. Kablomuzu söküyoruz arkadaşlar. Zaten fişi de söktüğümüz zaman toprak attığın ucu herhangi bir bağlantı yoktu arkadaşlar. Yani elektrikli ürünlerde özellikle ısıtıcılarda toprak hattı çok önemli arkadaşlar. Yani yüksek akım vesaire geldiği zaman direktmen cihaza zarar verir. Ve elektrik çarpma olayı da gerçekleşebilir. Sökmüş olduğumuz kablonun yerine çamaşır makinesinden sökmüş olduğum bir kablom vardı. Onu takacağım. Uçlarımızı açıyoruz arkadaşlar.
Yani orijinal bir kablo olduğu için soyulması da biraz zor oluyor. Çakmak yardımıyla kablolarımızın uçlarını açıyoruz arkadaşlar. Kesik olan toprak hattını ucunu kablomuza bağlıyoruz arkadaşlar. Bunu makaron yardımıyla sabitleştiriyorum. Arkadaş bunu da kesmiş. Niye kesmiş? Onu da çözümleyemedim. Tam ustaymış. Diğer uçlarımızı da klimensimize söktüğümüz şekilde bağlıyoruz. Kablo sabitleyicimizi sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Çektiğimizde çıkmasın. Yeni almış olduğumuz rezistansımızı da yerine takıyoruz. Rezistansımızı takarken dikkat edelim. Contalı bunlar. Yani suyu doldurduğumuzda elektrik aksamına gelmemesi lazım. Yani herhangi bir sızıntısının olmaması lazım. Yoksa kısa devre yapar. Elektrik akımına çarpılabilirsiniz, kapılabilirsiniz. Yeah.
İyice kontrollerimizi yapıyoruz arkadaşlar. Rezistans bağlantılarımızı da yapıyoruz. Ve ürünümüzü deniyoruz arkadaşlar. Evet, elektrik var. Isıtıcı seviyesine geliyor. Evet, şimdi bekliyoruz. Evet, buharlaşma başladı. Ürünümüz çalışıyor arkadaşlar. Esen kalın.